Sesi Düşünenler programına hoş geldiniz. Bu hafta Türkiye'nin en köklü partisi CHP'nin genel başkanlığına bir kez daha seçilen Sayın Deniz Baykal'ı konuk ediyoruz. Kurultay sonrası ilk kez kapsamlı bir canlı yayın programına katılmayı kabul eden Baykal ile CHP'yi, parti içindeki yeni yapılanmayı, sosyal demokrasi kavramını, Avrupa Birliği sürecini ve biraz da siyasetin dışındaki Deniz Baykal'ı konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İsterseniz sondan başlayalım. Olay kurultaydı. CHP'nin kamuoyuna ve medyaya en yoğun şekilde yansıdığı olay kurultaydı. Kurultayla ilgili çok şey konuşuldu ve tartışıldı ama genel olarak şöyle bir tartışma çerçevesinde ilerledi konuşmalar. Bu kurultay aslında bir genel başkanlık yarışı değildi. Her ne kadar biraz öyle yansımış olsa bile. Genel başkanlık konusunda herhangi bir tartışma yoktu ama nedense bu çarşaf liste ve blok liste konusuna paralel olarak sizin genel başkanlığınızla bir tartışma haline geldi. Dolayısıyla çok kısaca bu blok liste konusunda neden ısrarlı olduğunuzu ve bunun hem partinize hem de partinize destek veren kamuoyuna ne gibi faydalar ve artılar içerdiğini açıklayabilir misiniz? Evet. Bu blok liste konusu nedense Cumhuriyet Halk Partisi akla gelince bir sorun haline dönüşüyor. Biliyor musunuz ki gazeteciler cemiyetlerinin seçimlerinde blok liste uygulanır. Yani sizin de belki üyesi olduğunuz kuruluşlarda blok listeyle seçim yapılır. Barolar Birliği'nin Türkiye'nin en demokratik kuruluşlarından birisi olan baroların seçimlerinde blok liste uygulanır. Tabip odalarının, doktorların seçimlerinde o uygulanır. Sendikaların seçimlerinde bu uygulanır. Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin tümüne yakınının seçimlerinde bu uygulanır. Sosyalist Enternasyonel'den geliyorum. Oradaki seçimde bu uygulandı. Bizim partimizde ilçe seçimlerinde bu uygulanır. Fakat kurultayda ve il kongrelerinde bunun uygulanması yasak idi. Bu yasağın partimizin kendisine böyle bir engel koymuş olmasının kabul edilebilir, haklı hiçbir gerekçesi, hiçbir nedeni yoktur. Yani bir partinin tüzüğünde isterse çarşaf liste diye bilinen o tek liste, isterse blok liste diye bilinen liste uygulanabilmelidir. Bu bir demokratik seçenektir. Biz bir kısıtlama yapmadık. Tam tersine kurultayın yetkisini genişlettik. İstediği zaman blok, istediği zaman başka türlü bir liste uygulama imkanını oraya getirdik. Bizde tek liste uygulanırdı kurultay seçimlerinde. Fakat maalesef tek liste uygulanırken nedir tek listenin mantığı? Her seçici, delege seçimini önündeki aday olanlar arasından tek başına bireysel tercihiyle kararlaştırma imkanına sahip olduğu seçimdir. Fakat uygulama bu değildir. Uygulamada bir bütün adayları içeren liste hazırlanır, ortaya konulur. Fakat seçme durumunda olanlar genellikle ceplerinde, ellerinde kendilerine verilen bir anahtar listeyle hücreye girerler. Ve o anahtar listeyi naklederler. Çoğu kere o anahtar listede isimler dahi olmaz, numaralar olur. Yani size verilen tek listedeki şu numaraları işaretle telkini yapılır. Bu tabii yakışık almayan bir uygulama benim anlayışıma yani göre. Yani demokratik gibi göründüğü halde aslında değil, tabii, işlerliğinde bu pratikte böyle bir olmayan yöntem. Bir uygulama. Bu dürüst bir yöntem, peki, açık bir yöntem. Peki şöyle diyebilir miyiz? Yani günümüzdeki kamuoyunun nezdinde blok liste nedense belki de ismi itibariyle daha antidemokratik, daha kısıtlayıcı, daha sınırlayıcı. İşte bir ismi beğeniyorsunuz ve onun altındaki ekibi de beraberinde seçmek durumunda bırakılıyorsunuz gibi bir o da endişeyi doğru beraberinde getiriyor. O da doğru değil. Bakın bu konuda çok yanlış bilgilendirmeler var. Türkiye'de yani en önemsiz konular, çok büyük konular gibi üstelik de yanlış şekilde konuşuluyor. Ve o nedenle Türkiye zaten sorunlarını kavrama imkanına bile sahip olamıyor. Şimdi blok liste bir defa tek blok listeyle seçim yapılmıyor.
5 tane blok liste gerekirse ortaya çıkar. Getirilen blok listeler üzerinde isterse oy kullanan istediğini silebilir, çizebilir. İsterse istediğini yazabilir. Yazma olanağı vardır, silme olanağı vardır. Birden fazla liste sunma imkanı vardır. Bunun getirdiği yarar nedir? Bunun getirdiği yarar parti yönetimlerinin ortak bir anlayış etrafında bir araya gelmiş, birbirini engellemeyi değil, birbirine destek vermeyi amaçlayan, beraber çalışma anlayışı, tercih içinde yani bulunan bir anlamda bir ekibi seçmiş oluyor. Çalışma imkanını getirmiş olması. Evet. Bu bütün demokratik partilerde, kuruluşlarda, demin saydım hepsini, uygulanan bir yöntem. Yani bunda şaşılacak hiçbir şey yok. Bu çok doğal bir şey. Yani demokrasinin özü iş başına gelenlerin değiştirilebilmesidir. Evet. Değiştirmenin fırsatı periyodik olarak daima insanların önündedir. Şimdi şaşırtıcı bir şey değil dediniz. Bir başka belki de kimilerince şaşırtıcı olarak algılanan bir başka unsur daha ortaya çıktı bu kurultay sonrasında. Sayın Derviş'in tabandan bu kadar destek alması. Sayın Derviş partiye yeni girmiş üyelerden sayabileceğimiz isimlerden biri. Ona rağmen çok kapsamlı bir tabandan destek aldı. Şimdi sizinle Sayın Derviş arasındaki ilişki son derece yakından takip ediliyor. Adeta mercek altına alınmış durumda. Sizin de tahmin ediyorum takip ettiğiniz gibi. Örneğin bu kurultay sonrasında Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Sayın Ertuğrul Özkök'ün bir yazısı vardı. 28 Ekim 2003 tarihinde. Bu kurultay bir devrimdir dedi Sayın Özkök. Bilmiyorum okuma fırsatınız oldu mu o köşe yazısını. Ve şöyle dedi Özkök, Baykal Derviş'i harcamadı. Tam aksi korudu. Şimdi Derviş'i harcayacağınız yönünde bir endişeyi nasıl açıklamalıyız? Bu bizim siyaset ortamımızın, kamuoyu ortamımızın alışkanlıkları, bekleyişleri, değerleri, siyaseti algılama biçimi açısından öyle anlaşılıyor ki doğal. Ama bu bekleyişlerin yaşanan gerçeklerle örtüşmediği de ortada. Yani bizi izleyenler, bizi değerlendirenler sık sık yanılıyorlar. Koydukları teşhisler doğru çıkmıyor. Faraziyeleri geçerli olmuyor. Bekleyişleri ortaya çıkmıyor. Yani onlar kendi dünyalarının gereğini yapıyorlar. Bizim dünyamız ayrı. Biz farklı işlerle meşgulüz. Yani demin anlattığım kopukluk, gerçek dışı bilgilenme burada da kendisini gösteriyor. Yani bu konularda... Bu anlamda CHP acaba kendi içindeki yapılanmayı, siyasi söylemini kamuoyuna daha net ve daha doğru şekilde yansıtmak gibi bir acaba çaba içine mi girmeli? Yani bu bizim yanlış anlaşılıyor olmamızın sorumluluğunu da bize çıkarmaya yönelik bir anlayışınızı görüyorum. Diyelim yani, ki %50 medya. Yani bizimle ilgili yapılan haksızlıkların CHP'nin de olabilir diye olabilir, düşünüyorum. Olabilir tabii, olabilir. De yani daha insaflı davranmaya sizi çağırmalıyım. CHP'ye yönelik haksızlıkların sorumlusu olarak CHP'yi göstermek bana çok adilane gelmiyor en azından. Bu bizim alıştığımız bir tablo. Yani bu demin işaret ettiğiniz konu tabii çok insanlar birbirlerine çok kategorik genel gözlemlerden edindikleri kavramlarla bakıyorlar. Kolay tasnif ediyorlar. Ha bu şudur diyorlar. O değil. Bir de genel geçer yani dünle bugünü mukayese ettiğimizde evet. Hep Türkiye'nin siyasi yaşamında işte tek adamların olduğunu, ikinci adamların pek yaşama şansı bulmadığını, genelde Türkiye'deki siyaset kültürünün bir parti sultası içinde geliştiğini, bir ekipten ziyade tek bir liderin, tek bir ismin peşinden koşulduğunu düşünecek olursak kamuoyunun böyle beklentiler içinde olmasını da belki anlayışla karşılamak evet. Lazım. Evet, yani benim bir şikayetim yok. Herkes kendi yanılgısıyla baş başa kalıyor. Yani herkesin yanılgısını düzeltme gibi bir yükümlülük içinde de kendimi hissetmiyorum. Biz işimize bakıyoruz, işimizi yapıyoruz. İşte bazen o teşhis koyuyorlar, sonra yanılmışız diyorlar falan. Yani bunu söyleme olgunluğunu, erginliğini gösterenlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum onlara. Bunun farkında olmayanlar devam edebiliyorlar. Yani biz işimize bakıyoruz. Sayın Derviş'in belki de biraz medyada bu kurultay öncesinde yer almasının nedeni kendisinin üyelere yazdığı bir mektup vardı.
Ben de mektubu okuma şansı buldum. Orada birkaç noktaya işaret etmek istiyorum. Örneğin Derviş, Sayın Derviş mektubunda dar bir kadroculuk değil, sivil toplumla bütünleşerek başarabiliriz şeklinde bir cümle kullanmış. Yine bir başka yerde eskimiş, popülizm, solculuk, içimize kapanmayı milliyetçilik sanan bir söylemin gelişmemize engel teşkil ettiğini gördüm diye de bir başka önemli noktaya vurgu yapmış. Size bu cümlelerin altına imza atar mısınız Sayın Baykan? Bakınız, bizim içinde bulunduğumuz gerçekliği herkes kendisine göre değerlendiriyor. Biz bir büyük kitle partisiyiz. Bu kitle partisi içinde siyaset yapan insanların tamamen aynı anlayışta olmaları, birbirlerine aynı bir fabrikadan çıkmış standart ürünler gibi benzeşerek görüşlerini, düşüncelerini ifade etmeleri zorunluluğu yoktur. Hepimizin ortak değerleri var, ortak bir temelimiz var. Bu ortak temelleri paylaştığımız için zaten bir partinin içindeyiz. Ama her birimiz ayrı birer insanız, kendi önceliklerimiz var, kendi önem verdiğimiz konular var. Öyle olduğu için de biz biziz, ayrı ayrı kişileriz. Ve hepimiz biliyoruz ki birbirimize ihtiyacımız var. Yani hiç kimsenin kendi başına bireysel olarak bulunduğu konum bir büyük kurum olarak ülkeye sunulamaz, sunulmamalıdır. Kurumu oluşturan bizim kolektif kimliğimizdir. Hı hı. Kolektif kimliğimize her birimiz kendi katkımızı veririz ve hep birlikte o kolektif kimliği inşa ederiz. Ve dolayısıyla bu kolektif kimlik için birbirimize ihtiyacımız vardır. Herkesin sadece onun katabileceği bir şeyler vardır. Bunları biliyoruz. Bunları biliyorsanız eğer, bunun farkındaysanız, bu farklı yaklaşımlar, farklı değerlendirmeler, eleştirel sözler, ifadeler hiçbir sakınca içermez. Önemli olan bütün bununla bir kolektif kimliğin ortaya çıkması. Peki yani bu kolektif kimliğin ortaya çıkabilmesi için siz tabii CHP'nin kapalı kapılar ardında da tahmin ediyorum bazı tartışmalarınız, toplantılarınız, fikir teatisinde bulunduğunuz, alışverişinde bulunduğunuz birliktelikleriniz oluyor. Şimdi bu kurultay sonrasında yeni bir yapılanma oldu, yeni bir oluşum oldu parti içinde. Bunun sonrasında yeni bir vizyona da belki ihtiyaç duyuyor partiniz. Buna paralel bir görüş alışverişinde bulunduğunuz bir toplantı oldu mu? Hem bu kurultayı değerlendirmek hem de aslında çok yakın bir tarihte siyasi pencereden bakarsak 5 aylık bir süre son derece yakın olarak kabul edilebilir. 5 ay gibi bir süre sonrasında da yerel seçimler var. Her partinin de CHP başta olmak üzere tahmin ediyorum bu konuda hazırlık yapma süreci başladı diye düşünüyorum. Böyle bir birliktelikte bir araya gelip bunları tartıştınız mı? Yani bireysel çıkışlardan ziyade bizim bir araya gelip neyse önce içimizde bunları halletmemiz gerekiyor dediniz mi? Bunu söylememe gerek olmadığını düşünüyorum. Yani her sorumlu partilimizin özellikle yöneticimizin bu anlayışta olması gerekir. O bakımdan böyle bir uyarı gereğini duymadım. Herkes kendi sorumluluğu içinde düşüncelerini ifade ediyor. Yani sanıyorum kurultay dönemi bitti. Kurultaya girinceye kadar herkes kendisine yönelik bir siyasi konum inşa etme çabası içinde bulunabilir. Bulunmuştur. Bunu doğal karşılamak lazım. Çünkü orada ayrı ayrı adacıklar gibiydi çıkan açıklamalar. Yok, yani hayır, bütünlük hayır, içinde hayır, değildi. Yok, o haksızlık olur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok bir temel uyumunu çok ileri ölçüye geçirmiş, birbiriyle çok iyi anlaşan, birbirinin önemini, değerini bilen insanların oluşturduğu bir yönetime sahip. Yani öyle bir ayrışma, farklılaşma onu aştık biz. Yani eskiden de o Kurultaylar Partisi konumundaydık. Evet. Sürekli çekişmeler olurdu tabii. O bitti şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi bir temel siyaset uyumu içinde birbirine sevgiyle yaklaşan, birbirinin değerini, önemini bilen, birbirini sakınan, birbirini öne çıkarmaya açık bir yaklaşımın egemen olduğu bir parti yapısı içine girmiştir. O bakımdan bizi kaygılandıracak bir tablo yok. Şimdi kurultay sonrasında tabii biz bir araya geldik, toplantılarımızı yaptık,
hem parti meclisi olarak hem merkez yönetim kurulu olarak toplandık. İlgili bu konuda bize katkı veren arkadaşlarımızla sık sık bir arada çalışıyoruz. Önümüzdeki yeni döneme ciddi bir hazırlık içindeyiz. Bunun gereklerini birlikte tartıştık, konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yerel seçimlere yeni bir yaklaşımla, bir ciddi projeyle ortaya çıkması, bunun hazırlıklarının yapılması için gerekli çalışmalar hızla sürdürülüyor, başlatıldı. Önümüzdeki günlerde bütün belediye başkanlarımızı toplayacağız, il başkanlarımızı toplayacağız. Onları da bu çalışmaların içine katacağız. Ve Türkiye bu seçimlere girerken bir çağdaş, bir kent yönetimi projesi önereceğiz. Böyle bir anlayış etrafında Türkiye'nin her yerindeki belediyelerimiz davranacaklardır diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kesinlikle yapamayacağı şeylerle ilgili taahhütlerimizi Türkiye'ye biz ilan edeceğiz. Ayrı ayrı belediye başkanlarımız değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vererek seçeceğiniz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları hiçbir zaman mesela bir yeşil alanı imarlı alana dönüştürmeyecektir gibi taahhütler yapacağız. Yani şimdiden yapacağız. O kampanyayla tabii, ilgili tabii. Sloganlar çok ciddi. Biliyorsunuz yerel yönetimler konusunda zaten bizim çok esaslı bir birikimimiz vardır. Çok başarılı Türkiye'nin iftihar ettiği belediyecilik örneklerini sergilemiş arkadaşlarımız vardır. Bu konuda ciddi bir birikime sahibiz. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Şimdi yerel seçimler denince tabii belediye başkanları özellikle de başta İstanbul olmak üzere 3 şehrin İstanbul, Ankara ve İzmir'in belediye başkanlıklarına hangi partiden kimin aday olacağı halkın en merak ettiği konulardan biri takdir edeceğiniz gibi. Şimdi daha bu yerel seçimler Türkiye'nin gündemine tam oturmamış diye kabul edebileceğimiz bu süreçte bile CHP ile ilgili olarak işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili olarak bazı isimler geçti. Siz de tahmin ediyorum çok yakından biliyorsunuz. Örneğin Sayın Ali Müfit Gürtuna'nın ismi geçti. Yine Sayın Kemal Derviş'in ismi geçti. Bunlar tabii medyada, halkın medya vesilesiyle takip ettiği gelişmeler. Bunlar ne kadar doğru? Birinci elden sizin ağzınızdan bu konuda biraz açıklama alabilir miyiz? Bir netlik kazandırabilir miyiz bu konuları? Evet, çünkü belki de bazı yanlış anlamalara da sebebiyet verdi bu haberler. Evet, yani böyle sordunuz ki şimdi adını verdiğiniz iki kişiyle ilgili olarak ikisi de aynı derecede doğru olmak zorunda mı? Yani ne kadar onun doğru? Onun açıklamasını sizden alacağız efendim. Evet. Yani şimdi bizim en üst resmen bu adını verdiğiniz büyük üç büyük kentimizde belediye başkanlığı konusunda bir ciddi çalışmamız başlamamıştır. Yani resmi ve ciddi bir çalışmaya girmiş değiliz. Ama siyasette herkes her an aklına geleni birbirine ifade eder. Kamuoyu buna belli ilgi gösterir. Bir şekillenme kendiliğinden ortaya çıkar. Çoğu kere yapılacak resmi ve ciddi çalışmaya bu oluşumlar da yardımcı olur. Bir altyapı oluşturur. Onun üzerinde daha kolay götürebilirsiniz. Resmi bir çalışmamız yok ama şunu söyleyebilirim ki mesela İzmir'de durum daha netleşmiştir. Bir süre önce İzmir'de belediye başkanı Sayın Priştina, Ahmet Priştina Cumhuriyet Halk Partisi'ne girme kararını almıştı. Çok önce, yani bu sürece girmeden önce. Ve Sayın Priştina'yı Cumhuriyet Halk Partisi'ne aldık. Bu büyük bir coşku yarattı, büyük bir mutluluk yarattı. Hem İzmir'de hem Türkiye'nin her yerinde. Ha işte bak burada İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi adayını buldu, duygusu ortaya çıktı. Tabii biz bunu memnuniyetle karşıladık. Sayın Priştina da bu güvenle anlaşılan bu kararı almıştı. Şimdi öyle anlaşılıyor ki bizim İzmir'de aday konusunda bir problemimiz yoktur. Sayın Priştina, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki sosyal demokrasinin İzmir'deki adayı olarak ortaya çıkacaktır. Bütün İzmir bunu memnuniyetle karşılamıştır. Biz de bundan sevinç duyuyoruz. Güvenle İzmir'de seçime yaklaşıyoruz. Onlar şimdi İzmir'deki çok geniş ekipleri harekete geçirdiler. Üniversiteden öğretim üyelerinin, öğrencilerin, sivil toplum kuruluşlarının, iş adamlarının katıldığı ekipleri kurdular ve önümüzdeki dönem için İzmir'e yönelik bir hedefi birlikte tanımlamaya çalışıyorlar. Yeni bir İzmir projesi ortaya koymaya çalışıyorlar. Orada bundan sonra yapılacak çalışmalar bu temel tercih konusunda artık rahatlamıştır.
İstanbul'la ilgili olarak kamuoyunun büyük ilgisi var. Çeşitli spekülasyonlar yapılıyor, isimler ortaya atılıyor. Söylediklerinize ek olarak Sayın Mustafa Sarıgül'ün adı da atılıyor. Diğer başka bazı isimler telaffuz ediliyor. Biz bunları dikkatle izliyoruz. Daha ciddi bir temas siz henüz yapmadık. Siz önce izler ondan sonra mı diyelim ki X isimle irtibata geçer konuşursunuz? Nasıl gelişir evet. bu süreç? Yani bunun belli bir olgunlaşma noktası vardır. Yani bunlar başka partiden de olabilir herhalde değil mi? Yani bizim bu konuda temel anlayışımız Sedef Hanım şu. Bunun Türk siyasi hayatında ilk kez gereğini de yaptık. Biz bir süre önce yani aylar önce çıktık dedik ki bu seçimlere girerken herkes şunu çok iyi bilsin. Daha kongrelerimiz başlamamıştı bizim. İl ve ilçe kongrelerimiz. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde görev alacak olanlar bu yerel seçimlerde aday olamayacaklardır dedik. Bu bir defa çok önemli bir angajmandı. Yani biz parti örgütünün sorumlu kadrolarını parti iktidarının belediyeye sıçramak için bir tramplen olarak kullanılamayacağı konusunda çok cesaretli bir karar alarak politikamızı netleştirdik. Bu çok önemli bir şeydi. Ve ilk kez yapıldı Türkiye'de. Yani biz dedik ki kararınızı alın. Eğer ilçe başkanı olacaksanız bilin ki belediye başkanı olamazsınız. İl başkanı olacaksanız olamazsınız. Burası bir hizmet yeridir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne şimdi gelirim. 5 ay sonra da parti içindeki etkim ağırlığımı kullanarak belediye başkanlığına atlarım. Biz parti ile belediyeyi ayıracağız dedik. Bu çok önemli bir temel karardı. Yani belediye bütün kent içindir. O kenti en iyi yönetecek insanı arayacağız. En başarılı olacak insanı arayacağız. O insan bizim dışımızda da olabilir. Bizim içimizde de olabilir. Ama bizim dışımızdan da olabilir. Eğer bizim değerlerimizi paylaşıyorsa, temel siyasi anlayışımızı, yolsuzluklar karşısındaki duyarlılığımızı, laik demokratik cumhuriyete olan inancımızı paylaşıyorsa, hiç mesele yok, o zaman onu da gösterebiliriz. Ve partinin bir uzantısı haline getirmek istemediğimizi, yani daha açık bir pencereden yaklaştığımızı kanıtıyla ortaya koyduk. Aylar önce örgüt seçimleri yapılırken, tabii bu ilgiyle karşılandı ve belediyelerin politize edilmemesi, bu anlamda politize edilmemesi, partizanca kullanıma açılmaması büyük önem taşıyor. Ki kamuoyunda da aslında böyle bir bilinç bekleyiş var. Son yıllarda çok oturmuş evet, diyebiliriz. Evet, yani parti çizgisine evet bakıyorlar ama onun öncesinde o kişi bana hizmet götürecek mi? Ayağıma hizmet getirebilecek mi? Günlük yaşamı çünkü çok ilgilendiren sonuçları içeriyor bu tür yerel seçim sonuçları. Böyle bir parti çıkarları için burayı kullanacak mı kaygısı vatandaşın zihninde var. Bu ayrımı yaptık. Şimdi önümüzdeki dönemde göstereceğimiz adaylar için aradığımız 3 tane ölçü var. Bütün adaylara duyurulur şimdi. Evet, duyurulur. Evet. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı sosyal demokrasinin temel değerlerine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerine sahip çıkacaktır. Yani Atatürk'e sahip çıkacaktır. Sosyal demokrasiye sahip çıkacaktır. Emeğe ve sosyal dayanışma duygusuna, sosyal adalet anlayışına değer verecektir. Dürüstlüğü her şeyin üzerinde kabul edecektir. Türkiye'ye sahip çıkacaktır. Türkiye'nin onuruna sahip çıkacaktır. Bu temel değerleri paylaşıyorsa olabilir. Bir, yani kimliği, siyaseti, ideolojisi önemlidir. İki, bu sosyal demokrasinin en büyük siyasi gücü ortaya koymasına yardımcı olabilecek birikime sahip olacaktır. Yani seçim kazanma kabiliyeti olacaktır. Seçimi vatandaşlara kendisini kabul ettirme, vatandaşları ikna etme, onların desteğini alabilme şansı olacaktır. Seçilebilme potansiyeli yüksek olacaktır. İkincisi bu. Üçüncüsü seçildikten sonra başarılı olacaktır. Yani o güveni şimdiden verecektir. Yani o garantiyi de şimdiden istiyorum diyorsunuz. Yani onu görmeye çalışıyoruz. Bu yapabilir mi? Halk tabii onu talep ediyor Sayın Baykal. Evet, yani biz de halkın bu anlayışını bildiğimiz için zaten buna önem veriyoruz. Yani seçildikten sonra bu işi taşıyabilir mi, götürebilir mi? Başarılı bir belediye başkanı olur mu? Bizi mahcup etmez mi? Halkı mutlu etmeye devam edebilir mi? Şimdi bu dikkatlerle bakarak aday arayacağız. İlla bizim partizan militan bir arkadaşımız olsun anlayışımız yok.
Dışımızdan da birisi olabilir. Bu yerel seçimler... Ama dışımızdan olan Cumhuriyet Halk Partili olacak. Yani aday olduğu anda Cumhuriyet Halk Partili olacak. Evet. Bu yerel seçimler aynı zamanda bir rövanş niteliği de taşınıyor diyebiliriz. Çünkü yerel seçimler iktidardaki AK Parti için bir güven oyu anlamına geliyor. CHP için de AKP ile olan yarışında konumunu netleştiren bir süreci aslında içeriyor. Şimdi böyle bir tabloyu düşündüğümüzde bir solda birlik arayışı vardı 3 Kasım öncesinde. Acaba bu solda birlik arayışı yeniden gündeme gelebilir mi ki bu yönde YTP Partisi Genel Başkanı Sayın İsmail Cem'in bir daveti vardı. Solda bir araya gelelim diye. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Bir defa bu seçimlerin rövanş niteliği olduğu düşüncesi bence çok geçerli değil. Çünkü bu bir yerel seçimdir. İktidarda büyük çoğunlukla bulunan bir siyasi partinin birinci yılında yapılan bir yerel seçimdir. Bunu bir genel seçimin rövanşı gibi anlamak çok yanıltıcı olur. Yani bu niteliği yoktur. Genellikle seçimlerden hemen sonra bir partinin tek başına iktidara gelmesinden sonra yapılan yerel seçimlerde iktidardaki partiler normal olarak haklarının üzerinde bir temsil şansına sahip olurlar. Ki bunu işte biliriz. Bu CHP'nin işini aslında daha da zorlaştırıyor. Evet, yani evet, sizin çok daha kapsamlı bir şekilde hazırlanmanız doğru. gerekiyor bu seçimde. Ama yani bunun böyle bir nitelik taşıdığını görerek bakmak lazımdır. Bu durumda tabii bizim en iyi sonucu alma konusunda daha dikkatli, daha özenli, daha kucaklayıcı bir anlayış içinde bulunmamız gerekiyor. Hiç kuşku yok. Biz bu yaklaşımı ortaya koyuyoruz. Deminki sözlerim de ifade ediyor ki biz Cumhuriyet Halk Partisi militanlarını belediyelere, il genel meclislerine taşıma arayışı içinde değiliz. Beraber bulunduğumuz, aynı değerleri paylaştığımız, geçmişte beraber çalıştığımız arkadaşlarımızla da beraber olabiliriz. Geçmişte beraber olamadığımız ama kendisini belki merkez sağda kabul eden, bugüne kadar başka partilere oy vermiş ama aynı değerleri paylaştığımız, sosyal adalet duyarlılığı olan, Atatürk Cumhuriyeti'ne inançla sahip çıkan, dürüstlük konusunda hassasiyetini kaybetmemiş insanlarla da beraber olma şansımız vardır. Yani en geniş toparlanmayı gerçekleştirmek durumundayız. Bu birey bazında ama parti bazında hayır, da böyle bir yine solda birlik ki bu hep tabii bir tartışma konusu evet. oldu özellikle evet. son yani yıllarda parti ama. Parti bakımından bir arayış yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. artık bu işi götürmesi gerektiği konusu yani biz zaten meclisteyiz zaten yeterli bir tabanımız evet, var. Evet, böyle bir yani solda birlik kabul arayışımız ediyor. Yok. Herkes de bunu zaten kabul ediyor. Şimdi bize düşen görev yerel seçimlere girerken Türkiye'nin birikimini Türkiye'nin bu alandaki değerli kadrolarını, unsurlarını, siyasetçilerini bir araya getirebilmek, onları devreye sokabilmek, onları bu seçimlerde bizimle işbirliği yapar hale getirebilmek. Biz de bu sorumluluğumuzun farkındayız. Bunu açık duruyoruz. Bu konudaki her fırsat değerlendiriyoruz. Evet. Sayın Baykal, bu kapsamlı sohbetimize devam edeceğiz ama müsaadenizle kısa bir aradan sonra. Sesli Düşünenler'de CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçimler dedik. Şimdi seçimler denince kampanyalar olacak. Kampanyalar olunca imaj çalışmaları ortaya çıkacak. Burada kamuoyunun yaklaşımı gerek o partinin liderine, gerekse o partiyle ilgili o güne kadar edildiği izlenimler, hissiyatı, düşünceleri son derece büyük rol oynuyor. Öyle ki genelde de Türkiye'de, siz bir siyaset bilimci de olarak bunu çok yakından biliyorsunuz tahmin ediyorum. Halk daha çok yüreğiyle oy veriyor. Şimdi CHP'yi mercek altına alacak olursak ve yine bir siyaset bilimci olarak CHP'ye belli bir mesafeden baktığınızda nedense sosyal demokrat bir parti kimliğini taşıdığı halde
sosyal demokrat bir parti olarak algılanmada biraz problem yaşıyor. Öyle ki siz ATV'de Sayın Ali Kırca'nın 16 Ağustos 2002 tarihinde tam 3 Kasım öncesinde liderlerle yaptığı bir programlar serisinde sizinle yaptığı bir röportajda çok güzel bir noktaya değiniyorsunuz. Diyorsunuz ki sosyal demokrasinin temelinde insan vardır. Ama bu insan kavramı üzerinden hareket eden bir partiden ziyade ve buna paralel insan haklarını savunan bir partiden ziyade, ki savunmadığını kimse iddia etmiyor, daha çok devlete ve hatta resmi anlayışa ve onun da ötesinde, bir adım daha öteye gidelim, orduya yakın bir parti izlenimi var. Bu tabii genel bir tablo. Bu konuda bir siyaset bilimci olarak nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz? Bunun böyle bir tabloyu size görüyor musunuz, yoksa böyle bir tablo yok mu, yoksa böyle bir hakikaten izlenim varsa bunun altında yatan nedenler nedir diye bir analiz yapabilir misiniz? Bir defa böyle bir değerlendirmenin çok büyük bir haksızlık olduğu çok açık. Yani Türkiye tanıktır ki son 30 yıl içinde, yani 12 Mart sürecinin başladığı andan bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi ve onun içinde sorumluluk üstlenen kadrolar Türkiye'de sivil demokratik bir rejimin yürürlüğe girmesi için bütün birikimleriyle mücadele etmişlerdir. Bunun bedelini ödemişlerdir. Cezaevlerinde kalmışlardır, sürgüne gitmişlerdir, haklarından yoksun kalmışlardır. Bir büyük insan hakları mücadelesine 30 yıldan beri Türkiye'yi her türlü askeri müdahalenin dışında demokratik bir rejim içinde işletebilmek için Cumhuriyet Halk Partisi kadroları vermişlerdir. Yani şimdi 4 tane işte yayın organı kendileri açısından önem taşıyan nedenlerle bir söylem geliştirmeye başladılar diye tarihin bu objektif gerçeğinin değiştirilmesi söz konusu olamaz. Yani bunu herkesin çok iyi bilmesi lazımdır. Yani ben zincir bozana gitmiş bir parti genel başkanıyım. 12 Eylül karşısında bütün arkadaşlarımızla birlikte sivil demokratik bir siyaset hakkını savunma mücadelesini bütün birikimimizle vermiş insanlarız. Bütün çalışma arkadaşlarım aynı şekilde sendikal yaşamda, sivil toplum örgütlerinde, kimisi 1447'lik, kimisi bilmem işte gözaltına alınmış, günlerce, haftalarca, aylarca sorgulanmış falan insanlardır. Bu doğru değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilkeleri, programı, her şeyi ortadadır. Bu bugün de doğru değildir, işin başında da doğru değildir. Yani bizim milli mücadele de aslında sivil bir mücadeledir. Yani ordu kurulmadan önce siyaset vardır. Siyaset orduyu kurmuştur. Siyaset devleti kurmuştur. Siyaset meclisi açmıştır. Yani bunlar daha dikkatli şekilde değerlendirildiği zaman görülebilecek noktalardır. Fakat bahsettiğiniz tedirginliğin ben de farkındayım. Bunun altında herhalde şu yatıyor. İnsan hakları ve demokrasi konusunu tartışırken bunun nereden tehdit edildiği noktasına biraz açık bir kafayla bakmak lazımdır. İnsan haklarını tehdit eden çeşitli şeyler vardır. Askeri müdahaleler tehdit eder. Devletin bazen kısıtlayıcı uygulamaları tehdit eder. Bazen de teokratik anlayış, dogmalar, dinsel teokratik anlayışın dogmalarını hukuka, eğitime ve devlet yönetimine egemen kılma dayatmaları tehdit eder. Bazen bu dayatmalar demokrasi adına yapılmak istenir. İşte o zaman işler karışır. Bu karışıklığı çok iyi anlamamız lazımdır. Yani Türkiye bugün demokratik bir toplum haline geldiyse, siz bu kıyafetinizle böyle bir programı Türkiye'de yapabiliyorsanız bilmelisiniz ki bu Türkiye'nin 80 yıllık bir mücadelesinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Ve belli bir özen, belli bir dikkat gösterme ihtiyacı
Geçmişte de vardı, bugün de vardır. Evet, ama bugün bu insan hakları kapalı insanlar da ülkemizde program yapabiliyor çeşitli kanallarda. Evet. İşte bu aslında demokrasinin varlığını pekiştiren bir gerçeklik sunuyor bizlere. Ama zaten zor olan sizin pozisyonunuz. Yani CHP sosyal demokrat kimliğini taşıyan, en azından o kimliğe sahip çıkma çabası içinde olduğunu düşündüğümüz bir parti. Ama öte yandan da sadece Türkiye sınırları içinde değil, aslında dünya ölçeğinde de dini ve hukuksal kavramlar birbiriyle çatışıyor. İşte bu noktada zaten bu hassas dengeleri tutturmada farklı bir çizgi, daha farklı bir bakış talebi var. Siz ve sizin gibi partilerden. Evet, evet. Yani son dönemde kamuoyunu, gündemini belki de gereğinden fazla meşgul eden ve gereğinden ve ihtiyaçtan fazla gerginlik yaratan bir resepsiyon krizi yaşandı. Onun öncesinde de buna benzer krizler yaşadı bu ülke. Bunları yaşamaya devam edecek mi? Bu tür kritik meselelerde sizin işiniz işte daha zor değil mi Sayın Baykal? Evet. Yani bir işte kamu alanı tartışması var. Kamu alanı nerede biter, nerede başlar tartışması var. Bu tür meselelerde acaba biraz daha açıklık, netlik kazandırmak gerekmiyor mu? Evet. İşte ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani bu konuları hangi planda, hangi düzlemde tartışacağımızı önce çok iyi bilmeliyiz. Yani olayı daha bir tarihi perspektif içinde, tarihi bir süreç içinde, dün neydik, bugün neyiz, yarın ne oluruz? Ve hangi süreçler bizi nereye taşır? Bu soruları zihnimizde tutarak konuşma, tartışma ihtiyacı var. Yani bu konu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da yaşanmakta olan bir sorun. Yani Almanya'da sosyal demokratlar iktidarda. Alman sosyal demokratları bu konularda ne düşünüyorlar? Üstelik onlar için bir ciddi sakıncalı bir tablo da yok. Yani onlar çok daha rahat bu konuda. Ama görüyoruz ki bugün Türkiye'de bizi ilgilendiren konular Almanya'daki sosyal demokrat hükümetleri de ilgilendiriyor. Onlar da bu konuda tedbir arayışı içindeler. Fransa'da bu konu bir ciddi gündem maddesi haline geliyor. İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konularda bir tercih ortaya koyuyor. Yani insan hakları ve demokrasi duyarlılığı açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne biraz daha açılım yapmanız lazım. Tavsiyesini yapma gereğini niye duymuyorsunuz? Türkiye'de bu konu ne anlam taşıyor? Bunu daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirme ihtiyacı var. Yani siyasetçinin görevi önüne getirilen günlük sorunlarla ilgili tavır takınmaktan ibaret değildir. Siyasetçinin görevi toplumun nasıl bir geleceğe doğru yönelmekte olduğunu görmek ve bu konuda bir yanlışın ortaya çıkmasına fırsat vermemektir. Yani Türkiye bugün belli bir noktada buraya nasıl geldik, nereden geldik, hangi süreçlerle geldik, bunu unutamayız. Buradan nereye gideriz, nasıl gideriz? Yani bırakınca nereye gidersek gideriz, rahat olun, bu konularda bir sorun yok diye düşünmek mümkün olabileceği gibi, bazıları diyebilir ki bu konuda belli bir dikkat sergilenmezse bir süre sonra insan hakları, demokrasi söyleminin anlamını kaybettiği bir noktaya düşebiliriz. Yani böyle açmazlar, teokratik yaklaşımlarla ilişkiye geçen bütün siyasetler için vardır. Bakın İran'da Hümeyni rejimi öncesinde sol siyaset teokratik yaklaşımlarla bir rahat işbirliği içinde, dayanışma içindeydi. Bir süre sonra ortaya çıkan tablo kendisini gösterdi. Türkiye'de o olur diye bunu söylemiyorum. Ama şunu çok iyi bilmemiz lazım ki eğer eğitim, eğer hukuk, eğer devlet yönetimi dinsel dayatmalarla yönlendirilmeye başlar ise, buna izin verirseniz, bunun sizi bir süre sonra getireceği nokta çok farklı olabilir. Peki, ve siz, o noktada siz, insan hakları, demokrasi özlemine sahip olanlar kendilerini müthiş bir yanıltılmışlık, aldatılmışlık içinde bulabilirler. Evet. Yani insanlar da aslında bu konuları hem düşünüyor hem sesli düşünüyor ve adil bir çözüm arayışı aslında
her taraftan da var diye kabul etmek istiyorum ben. Ve bir hukukçu olarak siz aslında hukuk mezunusunuz. Daha sonra doktoranızı siyasal bilimler üzerine yapmış bir insansınız. Bir bilim adamısınız. Örneğin bu hukuk çerçevesinden baktığınızda, yani bir siyasetçi kimliğinizin ötesinde bir hukukçu olarak baktığınızda evet, başı bağlı, türbanlı bir kadın hakim olarak hizmet vermeyecektir Türkiye Cumhuriyeti'nde, ama niye? Eğer kurallar öyleyse. Niye verdirmiyorsunuz? Hayır. Niye verdirmiyorsunuz? Mesela niye orada? O kısıtlama niye? Şimdi şöyle diyelim. O kısıtlamanın neden orada olduğunu kamuoyu bilincinde, ama daha tedirginlik yaratan konu. İşte bakın, birincide diye geçiştirmeyelim Sedef Hanım. Ama şöyle, onu irdeleyelim bakın. Yani oradakiyle öbürü arasında bir fark olmadığını görürsünüz. Şimdi kamu alanı dendiğinde her ülkenin bir anayasası var. Ve şu andaki mevcut anayasa buna müsaade etmiyor. Siz iktidara gelirsiniz, belki anayasayı değiştirirsiniz. O başka. Ama şu andaki mevcut anayasanın kuralları buna izin vermiyor. Ama başı bağlı bir hanım mahkemeye gidip bir davacı olarak hakkını arama hakkına sahip değil midir? Hukuk sisteminin cevaplayacağı bir konu olarak bunu görüyorsunuz. Hukuk sistemi bu konuda cevabını veriyor. Yani burada bizim tartışacağımız konu, bu iyi bir düzenleme midir, kötü bir düzenleme midir? Yani bir siyasal çerçevede bunu tartışacağız. Bir hukukçu olarak bu konuyu sormanız gereken herhalde ben değilim, Sayın Dönmezer'dir. Nitekim o da söylüyor. Başkalarıdır. Onlar da söylüyor. O değil. Şimdi benim dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Bakın şu anda... Yani kamu hizmeti alanla kamu hizmeti veren arasındaki ayrımın altını çizmek istiyorum. Yani anlıyorum. Kamuoyunu işte bunların hepsi, daha netlik bunların kazandırmak açısından. Anladım. Bunların hepsi bu karmaşık sorunu netleştirme konusunda ortaya atılan çabalar. Ben daha derinine bakmaya çalışıyorum. Bunun ama ötesini görmeye çalışıyorum. Ama bu tür pratikler, yani bu tür problemler ama onlarla bu iş, evet, bu işte bütün mesele odur zaten. O tuzağa düşmeyeceksiniz. Olayın özünü göreceksiniz. Yani olayın özünü görmeden o sizin önünüze sunulan günlük pratikteki konular etrafında tavır takınarak bu işi çözemezsiniz. Yani işin esasını görme durumundasınız. Burada şu temel ayrım önemli. Şu anda başı örtülü demiyorum, türbanlı diyorum. Çünkü ikisi arasında büyük fark var. Çok büyük fark var. Ve tartışma da başörtüsüyle ilgili değildir, türbanla ilgilidir. Ben şu anda başörtülü değil, türbanlı olanlarında, türban kullanma anlayışı içine girmiş olan hanımların, kadınların, genç kızlarımızın da durumlarına, insan hakları açısından büyük bir sempatiyle bakıyorum. Onları çok iyi anlıyorum. Onları insan haklarını en geniş şekilde kullanarak yaşayabilmeleri için ne yapılması gerekir? Bunu düşünmeye, tartışmaya açığım, hazırım. Onların sorunlarını çok önemli sayıyorum. Ama bir siyasetçi olarak önümdeki sorunun sadece bundan ibaret olduğunu düşünmemi kimse benden istemez. Hı hı. Ben şunu da düşünmek zorundayım. 20 yıl sonra nasıl bir Türkiye istiyorum? Kadınlarının çoğunun başına türban taktığı bir Türkiye'ye mi gidelim? Yoksa insanların gelecekleriniz doğmamış genç kızlarımızın o tercihi yapmadığı bir Türkiye'yi mi istiyorum? Canım sana ne, onlar nasıl isterse öyle yapsın mı diyelim. Peki bana ne de türbanlı olmasını isteyenlerin yaptıkları çalışmaları ben görmezlikten mi geleceğim? Devletin bu konudaki sorumluluğunu yok mu sayacağım? Türkiye'de eğitimin, hukukun bu konuda belli bir dikkat sergilemesinin önem taşıdığını görmemezlikten mi geleceğim? Bütün mesele budur. Bakın Türkiye bugün sizin bu kıyafetle çıkıp program yaptığınız bir noktaya arkasındaki uzun bir tarihi süre sonucunda gelmiştir. Buradan bu iş bitti falan demek mümkün değildir. Çünkü teokratik tercihler dogmatik tercihlerdir. Siz bu kıyafetinizde o teokratik tercihi yapanın karşısında canım o da öyle tercih etmiş diye görülmezsiniz. Siz tartışmalı bir konuma girersiniz. Din açısından tartışmalı, ahlak açısından tartışmalı bir konuma girersiniz. Toplum bir süre sonra çeşitli baskılarla bu tercihin altına girmeye başlarsa 20 yıl sonra Türkiye'nin ne olacağını
bugünden birileri tabii bu insan hakları diyen, demokrasi diyen insanların merceğinden tartışarak, evet, yoksa kalkıp o tür dogmatik anlayışı sorgulamaya kalksak işte 20 zaten yıl sonra Türkiye'nin geleceği yeri, 20 yıl sonra Türkiye'nin geleceği yeri insan hakları ve demokrasi açısından geleceği yeri. Bugünden insan hakları ve demokrasi diyenlerin de dikkate alması, değerlendirmesi ihtiyacı var. Sayın Baykal, bu tür bizim soruları budur. Size yöneltmemin özellikle nedeni sosyal demokrat kimliğinizden kaynaklanan bir siyasi anlayışa sahip olmanız. Bakın, yani bu soyut takdir edersiniz ki insan hakları konusu o yüzden sizin önünüze daha sıkça getiriliyor. Tabii. Bakın bu bunun altında yatan olayı ben herkes hissetsin istiyorum. Biz değişimci, dönüşümcü, sosyal demokrat bir siyasi partiyiz. Yani Türkiye nereden nereye geldi? Biz bununla iftihar ediyoruz. Türkiye'nin başladığı yerle bir Orta Doğu Arap kültürünün etkisi altında bir toplum konumundan Türkiye buraya geldi. Biz bu tehlikeye girmesin istiyoruz. Bu kalsın ve bunun üzerinde bireysel hak ve özgürlükler, demokrasi en geniş şekilde etkinliğini göstersin istiyoruz. Bu belli bir dikkati gerektiriyorsa, bu dikkati yadırgamak fevkalade yanıltıcıdır. Yani bu konuda ciddi olmak lazımdır. Hiçbir gerek yok dikkate canım, sana ne, bırak herkes olduğu gibi yapsın. Bu hukukun, eğitimin ve devletin bu konuda bir dikkat sergilemesine ihtiyaç yok. Artık Türkiye bu konularda rahatladı. Bırakınız diyecek noktada olduğumuzu düşünüyorsanız mesele yok, bunu da konuşabiliriz. Ama hepimiz çok iyi görüyoruz ki bugün başı türbanlı hanımlarımız konuştuğunuz zaman size söylüyorlar ki Sayın Başbakan'ın eşi kısa bir süre önce söyledi ki ben başlangıçta başı açık bir insandım. Abilerim bana baskı yaptılar. Başımı örttüm. Şimdi memnunum, böyle devam ediyorum diyor. Şimdi yani insan hakları, demokrasi konusu bu açılardan çok hassastır. Evet. İnsanların bu konuda toplumsal baskılara maruz kalması, geleneksel baskılara maruz kalması, dinsel baskılara maruz kalması insan hakları bakımından asıl düşünülmesi gereken temel konudur. O konuda belli bir dikkate ihtiyaç vardır. O dikkatin gösterilmesi, o dikkati gösterenlerin insan hakları ve demokrasi duyarlılığının tartışma konusu olması demek değildir. Dilerim ki sizinle kadın olgusu üzerine de yine bir başka program yapma fırsatı bulur ve daha kapsamlı bu konuları ele alabiliriz. Şimdi ben son olarak sizinle devam etmek istiyorum. Parti imajını konuştuk. Biraz da parti başkanı, parti lideri olarak Deniz Baykal'ın imajını konuşmak istiyorum. Aslında bu da çok konuşuluyor ama artık konuşulmaması gerekiyor inancını taşıdığım için bu soruyu yöneltmek istiyorum sizlere. Şimdi sizin yaptığınız açıklamalarda, verdiğiniz bazı röportajlarda da aslında siz de biraz şikayetçisiniz imajınızdan. Çünkü genelde sizinle ilgili olarak hırslı, kavgacı, hatta hizipçi ki gerçekten... Bunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Bu hizipçi kavramı Neydan Larousse'da hizip kelimesinin karşılığında Baykal hizibi diye de bir örnekle açıklanıyor. Yani bir ansiklopediye girecek kadar bir tanıma sahip Deniz Baykal. Ve bu tanım da hizipçi. Şimdi böyle bir imajı taşıyor olmak son derece olumsuz. İmaj gerçeğin bir yansıması olarak da kabul edilecek olursa belki gerçekten pek çok insan sizi böyle biliyor. Hırslı, kavgacı, hizipçi. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Çünkü sizi tanıyanların da farklı düşünceleri var size dair ama sizi tanıyan, birebir tanıyan insanların sayısı son derece sınırlıdır. Halbuki halkın, kamuoyu sizi tanıması ancak sizin yansıttığınız o tırnak içinde imajla mümkündür. Bu konuda bir çalışma yapıyor musunuz ya da ne düşünüyorsunuz? Yani bunun Türkiye'deki siyasi mücadelelerin benim üzerime getirdiği bir yapay izlenim olduğunu düşünüyorum. Gerçeklerle hiçbir bağlantısı olmadığını biliyorum. Beni tanıyanlar da biliyor. Bunun sürekli benim önüme çıkarılmış olması, mesela şimdi sizin bunu önemseyerek bir tespit diye ifade etmiş olmanız da buna bir katkı yapıyor.
Ama siyasetin bu katkıları taşıma işi olduğunu biliyorum ve bunları sabırla taşıyorum. Bunların doğru olmadığının anlaşılacağını umut ediyorum. Ama siz bir siyasetçi olarak, yani Türkiye siyasetinde CHP gibi bir partinin genel başkanı olarak beni tanıyanlar biliyor diyerek bu işin içinden sıyrılamazsınız. Yani bu konuda sizin özel bir çalışma, hatta sizin danışmanlarınızın özel çalışmalar yapması lazım değil mi? Yani size destek veren, size oy veren, sizin arkanızda olan bir kamuoyu var. Belki onlar da sizin kadar bu konudan şikayetçi olabilir. Evet, yani biz daha ziyade kamuoyunu manipüle etmeye yönelik profesyonel çalışmaların içinde yer almıyoruz. Yani bu günün bir gereğidir belki. Biz onların içinde değiliz. Biz kendi gerçeğimizi sahiplenerek yola devam etmeyi uygun görüyoruz. Bunları sabırla taşıyoruz. Siyaset bu haksızlıkları taşıma işidir. Ve bu haksızlıklar öyle umut ediyorum ki bizim bunu taşıma gücümüzün ortaya çıkmış olması, buna tahammül gücümüzün ortaya çıkması bir başka erdem olarak belki anlaşılabilir, değerlendirilebilir. Sabır ve tevekkül, haksızlıkları tahammülle karşılamak belki çok ön planda bir değer değil ama bence siyasetin kaçınılmaz bir yönü, boyutu. Ve yani şükür ki bu değerlendirmeleri paylaşmayan Türkiye'de yeterince insan var. O insanların dayanışmasıyla, sevgisiyle, desteğiyle bir siyasetimiz. Bu arada güzel bir notla kapatalım. Dün gece Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir konuşma yapıldı. Bilmiyorum haberiniz var mı? Onu son olarak naklederek noktalamak istiyorum programı. Hazır imajınızla ilgili konuşurken. Hükümetin en çok tartışılan bakanlarından Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik halka dayalı siyaset yaptığını söylemiş ve ardından da Çelik şöyle demiş: kamuoyu araştırma şirketlerine anket yaptıralım. CHP Genel Başkanı Baykal kadar güvenilir çıkmazsam bakanlıktan istifa ederim. Demek ki imajınızın böyle bir tarafı da var Sayın Baykal. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Kurultay sonrasında böyle kapsamlı bir canlı yayına katılmayı kabul ettiğiniz ve son derece samimiyetle sorularıma cevap verdiğiniz için sizi hemen bırakmıyorum. Son olarak programımızın bir parçası olan bir defterimiz var. Sesi Düşünenler adını taşıyan. Onu size uzatıyorum. Diyorum içinizden ne geliyorsa lütfen yazın. Ve bir kalem de size bu günün, bu programın bir anısı olarak armağan etmek istiyorum. Cross'tan bir hediyemiz. Bunu da takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.